arkadaşlar. Buradan ters miktara giriyoruz ama miliklerde düz miktardan çünkü bağladığımız için hareketleri elde ettirmeye zamanımız yok. O yüzden normal düz miktar, düz tutuşla yapacağız. Geldi. Burada yine aynı. Geldi yani amut yaptığımı kabul ediyoruz. Ve bu. Kalçanı düşür sadece. Şuradan düşür. Böyle yaptığı zaman ne kadar zorlandığını görürsünüz. Çünkü barda önemli olan dönüş yapacaksak biz omzumuz mümkün olduğu kadar bardan uzaklığı silerek mümkün olduğu kadar kolları dikmeden, kafayı açmadan, ayakları açmadan aynı şey ters miktar için de geçerli. Şimdi ters miktarın iki şekli var ama ben sadece bunu öğreteceğim çünkü küçüklerde bunu yaptırıyorum ben. Siz çünkü daha el yapışlar, yerler falan yapmayacaksınız. O yüzden bu küçüklerde bu ters miktar yeterli. Tabi bazen gene aynı atlamada yaptığımız gibi yapıyor çocuklar. Devriliyor, geliyor buradan kalçasını çekiyor, kalçasını çekip düşüyor. O da sayılıyor ama kesintisiyle sayılıyor. Atıyorum hareketin değeri 1 puansa 1 puan kesiliyor zaten. Öyle düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar geldi ayağa savurdu avut. Devrildi geldi ayağa savurdu avut. Evet arkadaşlar. Vardı bu kadar. Soracağınız var mı ters miktarla ilgili? Zaten sallantılar. O zaman herkes birbirine yardım etsin ve herkes denesin. Haydi bakalım.